Razzak Kerim olur Mevla, görelim neyler, neylerse güzel eyler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du fe ya ibadallah. Usikum evvelen bi takvallahi ve taatihi. İnna Allaha ma'allezine ittaqav vellezine hum muhsinun. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Pek kıymetli, saygıdeğer Müslümanlar. Mevla Teala Hazretleri sizlere ve bizlere rızasına uygun şekilde yaşayabilmemizi, razı ve hoşnut olduğu şekilde hayat sürdürebilmemizi, Resul'ün yaşadığı gibi bir hayatı kendimize örnek edinebilmemizi ikram eylesin. Bu ahir zamanda Mevla Teala Hazretleri Kur'an'ın raflarda, namazın saflarda kaldığı bu garip zamanda Kur'an-ı Kerim'i raflardan indirip, okuyup, okutup, yaşayıp, yaşatıp, gerçekten de Resul'ün ümmetim, ne güzel ümmetim deyip bağrına bastığı ümmetinden olabilmemizi bizlere ikram eylesin. Ahir zamandayız. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehidinle başlayan hadisi şerifte ümmetimin fesatta olduğu o zamanda her kim benim bir sünnetimi ihya ederse ona 100 şehit sevabı vardır ifadesi var Peygamber Efendimizin. Bu size kolay gelmesin. Çünkü yolda yürürken benim peygamberim en nazar ber kadem önüne bakarak yürüdü deyip yürümek. Ezik derler okulda sana, değil mi? Oğlum önüne baksana. Şöyle bir aç, gözün açılsın, şöyle bir baksana dünyaya derler, değil mi? Yemeğe başlarken tuzla başlayabilmek. Namazlardaki sünnetlere muntazaman riayet edebilmek. Ve bunları yaparken alışkanlık değil de peygamber yapardı, ondan yapıyorum diyebilmek. Kolay mı zannediyorsunuz? Bu sıcak zamanda güneş tependeyken sen nasıl böyle örtünüyorsun? Öcü mü oldun? Yok şu örgütten mi oldun? Hakaretlerine maruz kalma. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi vücut hatları belli olmayacak bir şekilde örtünüp de hayatı devam ettirebilmek. Benim Allah'ım müsaade etmiyor. Namahremle oturamam. Namahremle el sıkışamam. Namahremle oturup muhabbet edemem deyip de akrabalar tarafından dışlanmayı göze almak kolay mı zannediyorsun? Ve bu sünneti ihya edene 100 şehit sevabı çok mu sence? Gelmiyor evine kimse. Niye? Ya o biz gittiğimizde onun hanımı çıkmıyor zaten, ne yapayım diyor. Sen arkadaşın Mahmud'u görmeye mi gidiyorsun, hanımını mı görmeye gidiyorsun?
Adam diyor ki ya ben senin evine gelmem, niye? Senin hanımın çıkmıyor zaten bize. Sen ne yapacaksın hanımını? Hanımınla ne işin var? Ama bu zamanda bunlara riayet edene zaten 100 fiil sevabı az bile ha. Bu dediğimi unutmayın. Çünkü peygamber bir şey söylüyorsa bilin ki o işi yapmak zordur. Örtünmek, türban, başörtüsü. İslam'ın şiarı vücut hatlarını belli etmeyecek bir şekilde sokağa çıkmaktır. Allah'ın emretmiş olduğu vücut hatlarını belli etmeyecek bir şekilde hayat yaşamaktır. Dışarıda namahreme karşı. Mevla Teala Hazretleri bu ahir zamanda gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i anlayıp hayatımıza tatbik edebilmeyi ikram eylesin. Bana göre böyle. Ben bu kadarını yapabiliyorum deyip Kur'an'ın emirlerini hafife almaktan hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi arkadaş biraz önce dedi ki ya bu ne biçim bir dualarmış, bir bitmedi dualar dedi de onu düşünüyorum ben. Biter mi? Tam bir yerden toparlıyoruz derken başka bir yerden kaçak çıkıyor. Tam bir yeri toparlıyoruz tamam derken başka bir yerden açık çıkıyor. Tam toparladık derken bir bakıyorsun. Tam işin ucuna sonuna geldin, iş bitiyor, bakmışım bırakıyorsun. Pes ediyorsun. Biter mi? Mevla Teala Hazretleri bizi duadan ayırmasın inşallah. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَلَ وَنَعَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا Sadakallahu l-Azim. Şimdi ayet-i kerimelerimize geliyoruz. Mevla Teala Hazretleri Necm suresinde bizlere bir hakikati vaat ediyor, bir gerçeği açıklıyor. Estaizu billah. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. وَاَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى O mutlaka o çalıştığının karşılığını görecektir. ثُمَّ يُزَّاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Sonra onu eğer hayır için çalışıyorsa mükafatlarından güzeliyle ben mükafatı en mükemmeliyle mükafatlandıracağızdır. Allah'ın garantisi bu. Hayatımızda bir yaşantı var. Bir hayat yaşıyoruz bu dünyada. İsteklerimiz, arzularımız, emellerimiz var. İhtiyaçlarımız var, neşelerimiz var ve bu konularla alakalı endişelerimiz var. Ve bu hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman dahasını istiyoruz. Ondan sonra bir dahasını istiyoruz, ondan sonra bir dahasını istiyoruz. Evi olan daha genişi istiyor. Daha genişi olan daha genişini istiyor. O daha genişi olan müstakil bir ev istiyor. Müstakil evi olan havuzlusunu istiyor. Havuzlusu olan bitmiyor ama. Arabaya geldim. Bisikleti olan motor bisiklet istiyor. Motor bisikleti olan araba istiyor. Arabası olan bir üst modeli. O da bir üst modeli. O da bir üst modeli. Ve bitmiyor. Ve her zaman bunun gerekliliğiyle alakalı kendimizi inandırıyoruz. Kendimizi ya yeter bu. İki oda bir solan evimiz yeter bize elhamdülillah diyoruz ancak bir zaman sonra yetmiyor. O da olacak, ondan sonra dahası da var, tamam. Allah Celle Celaluhu'nun bir garantisi var. Estağfirullah ve elleyse lil insan illa ma'sa. İnsan hiçbir şey olmaz, hiçbir şey kazanamaz, hiçbir şey yoktur. İlla ma'sa. Ancak çalıştığının karşılığı var. Ve enne sa'yehu sevfü yura. Muhakkak ki o çalıştığının karşılığını görecektir. Yaşamış olduğumuz bu hayatta Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler ve bizim buna karşı Allah'a karşı yapmış olduğumuz nankörlükler ve bunun neticesinde başımıza gelen işler, sıkıntılar, benlikli bir hayat yaşar olduk. Sadece kendimiz için yaşar olduk. Bir başkası için ömür tüketen, bir başkası için hayatını feda edebilen, bir başkası için kendini sıkıntıya sokan insanlardık bizler. Ama şimdi ben bir yapayım da bakayım. Bir benim işim olsun. O da diyor benimki olsun. O da diyor benimki olsun. O da diyor benimki olsun. Sonra bir gün oluyor. O benim işim olsun dediğim iş olmuyor. Bir başkasına ihtiyacım oluyor.
O başkası yardım etmiyor çünkü o da kendisi için yaşıyor. Öbürkü de yardım etmiyor, sonra benim işim bir gün çözülüyor. Sonra onun ihtiyacı oluyor, sonra ben de onu görmemezlikten geliyorum. Öbürkü oluyor, öbürkü de görünmezlikten geliyor. Sonra ne olursa olsun. Ama Allah Celle Celaluhu ve elleyse lil insani illa ma sa'a, insan ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve enne sa'yehu sevfü yura, muhakkak ki o çalışmış olduğu işin karşılığını görecektir. Sümme yüzzâhul cezâel evfâ, ondan sonra en güzel şekilde biz onu mükafatlandıracağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer dünya için çalışıyorsan dünyalık mükafatını mutlaka alacaksın. Görüyorsunuz işte. Dünyadaki bütün yaşayan milletler, dünyada yaşayan bütün milletler ne kadar çalışıyorsa o kadar karşılık alıyor. Ancak bütün mesele çalışmış olduğumuzun karşılığını almaksa yetmiyor ki. O 2000 lira maaş alıyor. Öbürkü 2500 alıyor. 2000 lira maaş alan diyor ki ulan diyor ben ne zaman diyor artacak. Bizim maaş ne zaman zamlanacak? Ben ne zaman bir üst kademeye çıkacağım? 2500 olan 3000 liralık adama bakıyor. O 3000 alıyor ya. Çok iyiymiş. 3000 olan 4000 liralığa bakıyor. 4000 olan 10.000 liralığa bakıyor. 10.000 lira maaş alan 20.000 lira maaş alana bakıyor. 20.000 lira maaş alan patrona bakıyor. Patron daha organize sanayidekine bakıyor. Organize sanayideki global şirketlerin kazanmış olduğu paraya bakıyor. Hiçbirisi mutlu değil. Hepsi endişeli. Düşünün. Yaşamış olduğumuz bu hayatta Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere ne zaman şükrettik? Yaşamış olduğumuz bu hayatta bir dur bakalım deyip Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ne zaman diyebildik? Ben size bir şey söyleyeyim. Allah'tan bir şey istedik. O şey için çalışıyoruz. O şey için mücadele ediyoruz. Tam kazanacağız. Ve diyoruz ki kendi kendimize ya bu iş olsun, ya şükürler olsun inşallah şu iş olsun diyoruz. O iş tam olurken başka bir yerden sıkıntı geliyor. Allah'ın bize vermiş olduğu o nimeti unutuyoruz. Sebep? Sebep biz Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerden hiçbir zaman memnun ve mutlu olmuyoruz ki. Abi akşamları gel kursa Kur'an-ı Kerim öğrenelim. Abi, hoca arkadaşlarımız var. Günün herhangi bir saatinde müsait olduğu vakitte hoca arkadaşımız gelsin, sana yerinde Kur'an-ı Kerim öğretsin. Hocam ben bir düşüneyim. Sonra diyorsun ki hocam ya, çok yoğunum ya, çok yoğunum hocam ya. Ondan dolayı hiç vaktim yok. Tamam. Vakit geliyor, işler kesiliyor. Bir anda piyasa daralıyor. Diyorsun ki abi tamam işler yok nasıl olsa yoğunluğu yok. Hocam hiç iş güç yok hocam hiç. Kafam yerimde değil. Öyle mi? Ne yapsın Allah bize? Aynı şekilde namaza geldik. Namaz önceden 5.30'da, 6'da, 5'i çeyrek geçe, 5'i 20 geçe namaza durulduğu zamanlar oluyordu. Adama diyorduk ki abi namaza kalk. Ya hocam ya şimdi kalksam yatsam kalksam zaten yoruluyorum. 11 saat çalışıyorum hocam. Sonra şu anda saat 7.30'da güneş doğuyor. 7.31. Saat 7'de kalksa bir insan. 7'ye 10 kala kalksa, abdestini alsa, camiye gitse, cemaatle namazını kılar. Hadi yetişemedi. 7'de kalksa 7.30'a kadar sabah namazını rahat rahat kılabilir. Ama demek ki mesele vakitsizlik değil. Mesele uyku değil. Mesele Allah'ın emirlerine karşı iştiyaksızlık. Ve bu olunca Allah bize sürekli istediklerimizi veriyor ve onlardan bize nankörlükle geri çeviriyor. Hep sıkıntı veriyor verdikten sonra. Tam bir şeyi kazanıyorsun başka bir şey oluyor. Tam öbürkünü kazanıyorsun başka bir şey oluyor. Tam diğerini kazanıyorsun başka bir şey oluyor. Ve bu hayat bize bu şekilde gidiyor. Hocam herkeste sıkıntı var. Herkeste stres var. Sebep? Şükür yok. Hocam neye şükredelim görmüyor musun durumu? Sen bir şükret. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَيْزِيدَنْ لَكُمْ Ayet-i Kerime'de Mevla'nın garantisi. Eğer şükrederseniz arttırırım.
وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ Nankörlük yaparsanız görürsünüz gününüzü. Azabım şiddetlidir. Ben size bunun hesabını sorarım. Ahirette de dünyada da. Şükreden insan, sizin anlayacağınız dilde pozitif olan insan, her şeye rağmen hoşgörülü, anlayışlı, güler yüzlü, güleç yüzlü insanlara karşı gerçekten fedakar olan insan bu dünyada üzülmez arkadaşlar. İnsanlara hoşgörülü olan insana Mevla da mutlaka rahmetiyle muamele eder. İnsanlara karşı iyilik yapana Mevla Teala mutlaka hep iyilikle muamele eder. İnsanların sıkıntısını giderenin de Allah sıkıntısını giderir. Bu dünya hayatında her ne iyilik yaptıysak mutlaka bunun karşılığını kat kat Allah bu dünyada verecektir. Hocam ben çok iyilik yaptım. Ne nankör çıktılar diyorsak eğer bilin ki biz Allah'ın bize vermiş olduklarına nankörlük yapıyoruz. Ondan dolayı insanlar bize nankörlük yapıyor. İkinci bir mesele daha var. Bir büyüğümden duymuştum. Allah için yapılan her işte mutlaka imtihan olur. Allah için yapılan her işte mutlaka bir imtihan çıkar. Sebebi nedir biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu kulu sınar. Bakalım benim için mi yapıyor, Ahmet için mi yapıyor? Bakalım benim için mi yapıyor, insanlar bilsin diye mi yapıyor? Bakalım benim için mi yapıyor, yoksa canı istedi diye mi yapıyor? Bunun imtihanı zaten burada belli olur. Tam bir iş yaparsın, mücadele edersin. Bir insanın, bir kardeşinin, bir sevdiğinin sıkıntısını giderirsin. Ve o sana bir nankörlük yapar ve sonra dersin ki ulan o kadar da yardım ettik. Ne biçim adammış be. Dedin bitti. Onu sağ defterinin sağ hanesinde göremezsin. İnsanlara söylersen bir de günah olarak öbür tarafa yazılır. Ben var ya buna o kadar yardım ettim nankör çıktı dedin ya. Hem iyilik yaparsın hem de bununla beraber günah işlemiş olursun. Ama her ne olursa olsun Allah için ben bunu yapıyorum. Ya bir şey fark etmez diye biliyorsan. Ben bunu iyilik yap denize at. Balık bilmezse Halık bilir. Bu ifade. Hocam iyiliğe nereden geldik? Duayla ne alakası var? Bu dünya hayatındaki sosyal yaşantıdaki sıkıntıları anlatıyorsun ama senin programın dua. Efendim ne kadar dua edersek edelim. Ne kadar çok istersek isteyelim. Ellerimizi açıp sabahlara kadar yalvaralım. Eğer biz bunu yaşantımızda hak etmezsek istemiş olduğumuz şeyler bize imtihan olur, musibet olur, sıkıntı olur. Eğer biz istemiş olduğumuz şeyi hayatımızda hak edersek, Allah'tan istemiş olduklarımız gerçekten yaşantımızda her türlü layık olabilirsek, Allah'ın bize vermiş olduğu isteklerimizin hepsi bize sürur olur, neşe olur, mükemmellik olur, maddi manevi derece olur. Ufak motor bisikletler var çocuklar için, çok küçük. Şu kadar masadan bu kadar boyunda. Saygıdeğer izleyiciler. Çocuğunuz daha yeni yeni bisiklet sürmeye başladı. 6-7 yaşında, 8 yaşında o motor bisikleti gördü. Dedi ki baba anne bana o şu motordan alır mısın? Ya lütfen al. Anneciğim alır mısın? Anne lütfen al. Anne lütfen al. Alıyor musun? Efendim? Almıyorsun. 12 yaşındaki çocuğu var adamın hala da bisiklet almıyor ya bir şey olursa diye. Sürmeyi biliyor bisiklet sürmeyi biliyor. Niye almıyorsun sen? Alırsam bir yere çarpar. Alırsam bir şey olur. Alırsam araba çarpar. Alırsam kaza yapar. Sonra ben ne yaparım? Biz evladımıza karşı bu kadar çok düşünceliyiz de. Evladımızın başına sıkıntı gelmemesi için bu kadar çok titriyoruz üzerinde ne olursa bütün her şeyi düşünüyoruz da. Allah Celle Celaluhu yaratmış olduğunu kulunu düşünmüyor mu zannediyoruz biz? İstiyoruz istiyoruz her şeyi. Ver Allah'ım. Ver Allah'ım. Ya niye olmadı? Hadi. Al. Hadi al çocuğuna motor bisikleti. O bak motor bisikleti al. Allah da senin her istediğini versin. Çocuğunu feda et her şeye rağmen. Ben edemiyorum. Allah niye feda etsin kulunu? Ve mallahu yuridu zulmen lil ibad. Allah kuluna zulmetmeyi mi ister zannediyorsunuz? İstemiş olduğumuz her şeyin olduğunu düşünsenize. İstediğimiz her şeyin olduğunu düşünsenize. O olsun.
Olsun, hiç kimse hak ettiğini istemiyor ki zaten. Hiçbirimiz hak ettiğimizi istemiyoruz. Hak etmiş olduğumuz hiçbir şeyi beğenmiyoruz zaten. Allah bize bir evlat vermiş, evladımızdan şikayet ediyoruz Allah'a. Bir eş vermiş, eşimizden şikayet ediyoruz Allah'a. Bir koca vermiş, kocamızdan şikayet ediyoruz Allah'a. Ya bir kere de demiyoruz ki Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Böyle bir hanımı bana verdin Allah'ım ya. Böyle bir kocayı bana verdin Allah'ım. Böyle evlatları bana verdin Allah'ım demiyoruz hiç. Bazen diyoruz, o da hoşumuza, çok hoşumuza giden bir şey yaptıklarında. Öbür türlü öbürkünün çocuğu, komşu çocuğu var ya, komşu çocuğu. Kim o komşu çocuğu bilmiyorum. Komşunun çocuğu derslerini çok güzel çalışıyor. Komşunun çocuğu ne kadar akıllı. Komşunun çocuğu annesine öf bile dedirtmiyor. Komşunun çocuğu ne zaman bakkal yolu, o komşunun çocuğu kim? Yok öyle bir komşu. Herkes başkasının elindekine bakıyor. Herkes başkasının elindekine, aa o daha güzel diyor. Hiç kimse kendi elindekine bakmıyor, ondan sonra diyor ki ya ne olacak bu halimiz, ne olacak? Anca bu kadar. Arkadaşlar yazıyorlar, Allah kuluna zulmetmez, yanlış isteklerimizden bizleri korur. Allah razı olsun, ben bu kadar çok katı konuştuğum halde, kaba konuştuğum halde arkadaşlar çok güzel dille ifade ediyorlar. Ama her ne olursa olsun saygıdeğer izleyiciler, bir kendimize gelmeliyiz. Yaklaşık 2 senedir, 2,5 senedir herkes plan, program, proje yapıyor. Normalde şöyle bir sistem olurdu bu ülkemizde. Bir daralma olurdu. Daralırdı. Ondan sonra bir genişleme olurdu. O genişleme bizi bayağı bir feraha erdirirdi. Sonra bir zaman sonra bir daha daralma olurdu. Daralırdı. Ya ne olacak dediğimizde bir genişleme daha olurdu. Bir insana bir feraha ererdi. Şimdi yaklaşık 2,5-3 senedir hep böyle gidiyor. Hep böyle gidiyor. Sebebi ne biliyor muyuz? Mevla Teala Hazretleri her sıkıntıyla beraber, her darlıkla beraber bir kolaylık verir. Feinle mal usrü yusra, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ancak biz ne zaman rahata ersek, ne zaman isteklerimiz olsa, ne zaman istediklerimiz yerine gelse beğenmiyoruz. Beğenmemeye başladık. Saygıdeğer izleyiciler, evlatlarımıza bakalım. Evlatlarımıza bakalım lütfen. Ne istedin oğlum sen? Tamam. Resminin basılı olduğu bardak al. Aldı. Aradan bir hafta geçiyor. Bakıyorsun onu beğenmiyor artık. Sonra başka bir şey istiyor. Onu alıyorsun, sonra bakıyorsun onu da beğenme. Ondan sonra diyorsun ki ya buna bir tane ne alacakmış. Mevla Teala Hazretleri aynısını bize yapıyor. Mevla Teala Hazretleri bize istediklerimizi veriyor, ikram ediyor, kendi fazlından ihsan ediyor. Ondan sonra başlıyoruz biz nankörlük yapmaya, beğenmemeye. Eğer Mevla Teala Hazretleri bize hak etmediklerimizi veriyorsa, bilin ki onun sonucunda mutlaka bela vardır. Hak etmeden sahip olduğumuz her bir şey bize imtihan olacaktır. Hak etmeden sahip olduğumuz her bir şey bize mutlaka bela ve musibet olarak geri dönecektir. Onun için bizler ilk önce sahip olduklarımızın kıymetini bilmeye başlamalıyız. Onun için bizler ilk önce elimizdekileri için Mevla'ya şükretmeye başlamalıyız. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ki bana bir aile verdin. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ki hayatımı perişan etmeden, beni bana bırakmadan, şeytana nefse uyup da sana mahcup olmadan bu yaşa getirdin. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ki Müslüman bir ülkede yaşattın. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ki bana imanı bahşettin. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ki peygamberin ümmeti olmayı bana ikram ettin. Peygamberi sevdirdin. Ondan sonra bu şükrümüzü eda edelim bakalım. Bunun için mücadele etmeye başlayalım. İlk önce sahip olduklarımıza, Allah'ın bize ikram ettiklerine sahip çıkalım. Ondan sonra onun bir üstü gelecek. Ondan sonra onun bir üstü gelecek. Eve giderken mutlaka tavsiye ediyorum. Bir demet gül alın hanımınıza.
bir demette 10 tane filan gül olsun. Götürün. 15 gün sonra bir daha. 15 gün sonra bir daha götürün. Ondan sonraki götürmüş olduğunuz güllerde, bir demet gülde artık hanımınız etkilenmeyecek. Niye? Hep aynı. Alıştı çünkü ona. Ne yapacaksın? Onu 15'e çıkartacaksın veya 20'ye çıkartacaksın. Şöyle başlayalım hayatımıza. Akşam eve giderken bir gül götürelim. 10 gün sonra 2 gül olsun ha. Bir ay sonra o 3 gül olsun. Her gittiğinde, eve her götürdüğünde bakacak, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bununla beraber teşekkür etmeyi öğretelim eşimize. Bununla beraber teşekkür etmeyi öğretelim evlatlarımıza. Ve nankörlük hastalığından ailece kurtaralım kendimizi. Ve ondan sonra sofraya oturduk, baktık ki sofrada yemek yok. Ama biz ailemize neyi öğretmiştik? Teşekkür etmeyi. Neyi öğretmiştik? Nankörlük etmemeyi. Eşiniz der ki, hanım ne varsa getir yiyelim. Peynir, zeytin, Allah ne verdiyse koy önüne. Ya bu ne ya, akşama kadar çalıştık zaten. Deme diye bir şey bulamazsın. Oğlunla alakalı da aynı. Ve kızınla alakalı da aynı. Unutma, Allah'ın garantisi var. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Bunu sürekli okuyacağım. İnsan ancak çalıştığının karşılığı vardır. Toplantımız vardı geçen hafta. Eğitimle alakalı, kurslarla alakalı birkaç tane olağan sorundan, sıkıntıdan bahsediyorduk hocamıza. Hocamız hemen bu ayet-i kerimeyi okudu. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Ne konuşuyorsunuz dedi ya. Ne sıkıntıdan bahsediyorsunuz? İnsan ancak çalıştığının karşılığı vardır. Güzel çalışırsanız, nankörlük yapmazsanız, şükrü iyi ifade edersiniz. Güzelce Allah'a şükrederseniz Allah kimseyi sıkıntıya koymaz. Bir anda durdum. Normalde itiraz ederim. Ya ne alakası var? Sıkıntı var derim. Var sıkıntı işte. Ama sonra bir baktım ki Allah-u Teala'nın fermanı var burada. İnsanın çalıştığının karşılığı var. Eğer karşılığını istemiş olduğun şey sana gelmiyorsa bil ki o kadar çalışmadın sen. Çalışmadan zaten istediğin oluyorsa bil ki onun sıkıntı, onun sonunda sana zaten bela var, musibet var. O zaman hepten kork. Hocam dünyada global olarak böyle oluyor. Hocam şuradaki piyasadır aldı. Şu seçimler oluyor, bu oluyor, olsun. Allah buyuruyor ki وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Hemen söyleyeyim, Necm suresi 39. ayet. Hocam, ah hocam, ah. Sen bilmiyorsun. Ben gece gündüz çalışıyorum. Neler çektiğimi bilmiyorsun. Ama bir türlü istediklerim olmuyor diyorsan bil ki Allah'ın sözünün yanlışlığında değil, o zaman senin nankörlüğündedir o. Her şeyden şikayet eden bir insansan, hiçbir şeyden memnun olmayan bir insansan, bil ki o insana dünyaları versen de memnun edemezsin. Eski insanlarımıza bakın, büyüklerimize bakın, 60 yaş üstündeki insanlara bakın. Her hallerinde şükür var. Her hallerinde teşekkür var. Hamdolsun Rabbime diyor. Hamdolsun Rabbime diyor. Neyimiz vardı ki diyor. Baksana diyor, ne güzeldi. Biz eksiğimiz yok. Yine memnun değiliz. Niye? Biz evlatlarımıza şükrü öğretmedik. Öğretemedik. Biz evlatlarımıza nankörlüğün ne kadar hatalı bir şey olduğunu öğretemedik. Ondan sonra uğraş dur bakalım. Niye bu olmadı? Öğrenci öğretmenini memnun edemez. Öğretmen öğrencisini memnun edemez. Yönetici yönettiklerini memnun edemez. Yönetilen yöneticisini memnun edemez. Niye? Nankörlük sirayet etti bize. Ve bu bizi çok yoruyor ve çok zedeliyor hayatımızı. Bizim bundan kurtulmamız için elimizdekilere mutlaka bakmamız lazım. Şu komşu çocuğunu, şu komşu çocuğunu rica ediyorum saygıdeğer izleyenler. Şu komşu çocuğunu mutlaka hayatımızdan bir çıkartmamız lazım. Kimse o komşu çocuğu, her işi güzel yapan, derslerini muntazama yapan, zamanında uyuyan, zamanında kalkan o komşu çocuğu kimse, onu bir hayatımızdan çıkartmamız lazım. Ve evladımıza bakıp, ya her şeyimle sen benimsin ya,
her şeyine sen bana emanetsin, sen her şeyinle güzelsin deyip de gerçekten yeni bir sayfa açmamız lazım. Evlatlarımızı Allah'ın razı olmuş olduğu işlere karşı teşvik etmemiz lazım. İlk önce onları hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Bir zaman yapıp bir zaman bırakmak. Bir zaman gaza gelip başlayıp bir zaman sonra sıradanlaştırmak aile hayatımızı, düzenimizi bozar. Ama düşünsene, saat 7.30'da güneş doğuyor. Kalktın, hanımını kaldırdın, çocuklarını kaldırdın, beraberce namazını kıldın. Ellerini açtın ve Allah'a dua ettin. Sonra kahvaltını yaptın. Sonra işine gittin. Bu şekilde bir hayat yaşayan insana gam ve keder yoktur. Kerahat vakti uyumayan, ayakta olan insanın rızkı bollaşır. Kerahat vakti ayakta duran, uyumayan insana Mevla Teala daha fazla rahmet, merhamet ve mağfiret eder. Unutmayın ki bütün güzel sabahlar sabah namazıyla başlar ifadesi çok önemli bir ifadedir. Ama biz bu dünya hayatında hep geleceklere, menfaate, istediklerimizi arzu etmiş olduklarımıza kendimizi kilitlediğimizden dolayı asıl yapılması gerekenleri göremez olduk. Ailemizi tanıyamaz olduk. Niye? Çünkü kendi penceremizden bakıyoruz. Bu böyle olsun, bu böyle olsun, bu böyle olsun, bu böyle... O öyle ama. O öyle. Senin istediğin gibi değil diye her şeyi kötü mü zannediyorsun? Benim istediğim gibi değil kızım diye niye dışlıyorsun? Hanımım benim istediğim şekilde değil diye niye ondan uzaklaşıyorsun? Kocam benim istediğim şekilde davranmıyor diye niye kocanı kendinden soğutuyorsun? Ya bir kere de o nasıl olmak istiyor diye sordun mu? Bir kere de onu öylece kabul etmek için mücadele ettik mi biz? Bir duralım, bir kendimize bakalım ya. Ben diyorum ki hocam böyle olsun. Ben diyorum ki arkadaşım böyle olsun. Ben diyorum ya Allah'ın dediğine göre bakacağız. Allah nasıl istiyorsa o şekilde olmasını isteyeceğiz. Veyahut da bırakın insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle kabul edelim. Ve ondan sonra diyelim ki arkadaş Mevla Teala Hazretleri bundan razı. Oğlum Allah bundan razı. Kızım Mevla Teala Hazretleri bizden bunu istiyor. Hanım Allah bunu emrediyor diyelim. Bakalım ondan sonra sıkıntı var mı? Ya olur mu öyle şey? Benim dediğim gibi değil ya. Nasıl olmaz böyle şey ya? Niye benim dediğim? Sen Allah'ın dediğini yapıyor musun ki? İnsanlar senin dediğini yapsın. Mevla Teala Hazretleri. Bütün isteklerimizi, arzularımızı, neşe ve endişelerimizi kendi rızasına uygun bir şekilde değerlendirebilmeyi ikram eylesin. Allah Celle Celaluhu sizlere ve bizlere bu dünya hayatında ve ahiret hayatında iyilikler, güzellikler ikram eylesin. Bu dünya hayatında her ne istediysek, bu dünya hayatında Allah'tan her ne murad ettiysek onların hepsi mutlaka olacaktır. Bu ahir zamanda ben şunu gördüm. Eski zamanlardaki insanlar Allah'tan bazı şeyler murad ederler. Allah Celle Celaluhu bazı istediklerini verir, bazı istediklerini ahirete saklar. Ama bu zamanda ben görmedim ki istemiş olduğumuz bir şey olsun da Allah bize vermesin. Vermiyorsa mutlaka bize beladır. Mutlaka bize imtihandır. Mutlaka bize sıkıntıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman kuluna zulmetmez. Allah zalim değildir ki insanoğlu gibi evladını beğenmesin, hanımını beğenmesin, eşini beğenmesin. Hep başka insanlardaki güzellikleri görsün. Hak ettiğimiz zaman her istediğimiz olur saygıdeğer Müslümanlar. Her ne istiyorsam Allah'tan. Olmadığını düşünüyorsam ve onun hemen bakıyorum hayatıma.
istiyorum Mevla Teala'dan. Allah'ım diyorum, Allah'ım. Efendi Hazretlerinin ideallerine uygun Bursa merkezde mescidi olan şöyle geniş bir medrese ikram eyle bana diye Mevla Teala'ya durmadan dua ediyorum. Her sabah namazında mutlaka bu duam vardır benim. Ve ondan sonra hocam sürekli ne yaptın merkezdeki medreseyi açtın mı diye soruyor. Ve ben başım önümde eğiyorum. Ve yine dua etmeye çalışıyorum. Son zamanlarda dualarım nasıl oldu biliyor musunuz? Allah'ım diyorum ya, Allah'ım hak etmesem de ne olursun Allah'ım. Kur'an hürmetine. Bursa merkeze bir medrese ikram eyle Allah'ım diyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben o medreseyi açmak için yapılması gereken gayretin tamamını sarf etmediğimi anladım. Niye? Medreseyi açacaksın. Medreseyi açtıktan sonra mücadele edeceksin. Onun sıkıntısı var, onun külfeti var. Ondan sonra diyorum ki ya Sami şimdi sen onu açacaksın, o kadar mücadele edeceksin. Öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak. Oo yapıyorum bir anda yan çiziyorum. Sonra yine içimden diyorum ki Allah'ım ne olursun sen ver. Olmuyor ama. Olursa bilin ki imtihan var ondan sonra. Sami Hoca hak etmeden bir tane merkezde medrese açtıysa bilin ki ondan sonra Sami Hoca'nın imtihanı var. Ama Sami Hoca gerçekten mücadelesini verdi. Hak etti, gayret etti. Bilin ki ondan sonra bir tane merkezde medrese var. Bizim derdimiz, emelimiz, arzumuz, inancımız, iştiyakımız bu iş üzerine olduğu için ben bunu size misal veriyorum. Televizyon başındakiler, sizler de mutlaka Mevla Teala'dan bazı istekleriniz vardır. Allah'ım illa olsun dediğiniz, araba isteyen vardır, ev isteyen vardır, eş isteyen vardır, evlat isteyen mutlaka vardır bunlar. Ama sizler de bu işi yaparken, duayı ederken bu şekilde düşünmelisiniz. Bu şekilde düşünürseniz gerçeği görürsünüz. Sen ne kadar hak ediyorsun? Allah sana kapı açacak. İstiyorsun istiyorsun, tamam çok istiyorsan al. Gidiyorsun bankayla kredi çekiyorsun. Kendine ev alıyorsun. Sonra hocam niye huzursuzluk var? 500 milyarlık evde oturuyorsun. Hiç huzurun kalmıyor. Dubleksmiş evi. Sonra hanım bir yerde, kız bir yerde, oğlan bir yerde, baba bir yerde. Ondan sonra evi kim temizleyecek? Tabii. Hanım ev istiyordun, dubleks oldu. Kim temizleyecek bu evi? Sonra ya misafir nereye gelecek? Sonra yatıya mı kalacak? Sonra niye bu kadar çok sıkıntılıyız ki? Bir bırakın, bir rahat bırakın hayatı. Her şey olduğu gibi olsun. Her şey olması gerektiği gibi oluyor zaten. Bir memnun olalım hayatımızdan. Arkadaşımızdan memnun olalım. Ya sen ne güzel bir arkadaşsın diyelim. O ara o bize bir tane tokat atsın. Ya ne olacak diyelim ya. Ne olur ki? En fazla memnun oluruz ve mutlu oluruz. Otobüste gidiyorsun, trafik var, ne olacak? Allah de be. Allah de be. Vaktini Allah diyerek geçir. İş yerinde mesaiye kaldın. La ilahe illallah de ya. Ne olur? Allah'la baş başa kal. Allah'la beraber ol. Allah'ı zikret kalbinden. Ondan sonra sıkıntı olmaz. Bu dünya hayatında istemiş olduğumuz her şey, Allahsız olan her şey bize imtihandır. Ne olursa olsun bu dünya hayatında Allah için bir şeyler yapmak için mücadele edelim. Ve en önemlisi sahip olduklarımızın kıymetini bilelim cemaat-i müslümin. Saygıdeğer izleyiciler. Sizler iyi insanlarsınız. Sizler mükemmel insanlarsınız ki hala daha bu programı izleyebiliyorsunuz ve dinleyebiliyorsunuz. Ama gerçekten şöyle bir kendimize bakıp kendimize çeki düzen vermeli değil miyiz? Bunu ailemize anlatmalı değil miyiz? Bu zamanda şu televizyonun karşısına geçip de şu programı izleyecek ne kadar delikanlı bulabilirsiniz, ne kadar genç bulabilirsiniz? Kimin umurunda bu? Bu anlattıklarımı kim umursar ki zaten? Ya Allah'a gerçekten iman edeceksin, ya Allah'a gerçekten inanıp, ya ben daha iyi nasıl bir hayat yaşamalıyım onu merak edeceksin. Ondan dolayı bu televizyonun karşısında durursun veyahut da açarsın dizi film izlersin ya. Bak bu kadar mükemmelliği kendimize barındırıyoruz ve buna rağmen bu televizyonu açmışız izliyoruz da. Ya bir kendimize dönüp de bir şükür moduna geçsek ne kaybederiz? Şunan körlü bıraksak ne kaybederiz? Bunu ailemize anlatsak ne kaybederiz? Bunu arkadaşlarımıza aşılasak ne kaybederiz?
Hocam biraz yüz versen başına çık. Ya bırak çıksınlar ya. Şu teşekkür etmeyi öğret yeter ki. Bana hocam hocalık yapmaya başladığımda bir tavsiyede bulunmuştu. Bir formül anlatmıştı. Formül şu. Talebelerin iyi bir şey yaptığında bir kere teşekkür et. Daha iyi bir şey yaptığında daha fazla teşekkür et. Daha da iyi bir şey yaptığında daha fazla teşekkür et. Ama ne olursa olsun her hallerinde teşekkür ederim. Teşekkür ederim Eymenciğim. Teşekkür ederim Yusufçuğum. Teşekkür ederim müminim. Çok iyi yaptın sen Abdülgafur. Hep böyle davran. Sonra ne olacak hocam dedim. Sonra sen onlara teşekkür etmeyince anlayacaklar ki ya ben bir yerde hata yaptım. Kızmana hiç gerek kalmayacak dedi. Düşünsenize. Ne yaparsa yapsın teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Aferin çok iyi yaptın. Aferin sana bak mükemmelsin. Bak bu konuda çok iyisin. Yaptı. Bir yanlış bir hareket yaptı. İyi otur oğlum hadi. Azarlasan daha iyiydi bak. Şu anda size bile ben bunu yaşatabilirim. Çok iyi yaptın. Aferin bak sana. Ya sana hayranım ben ya. Sen ne kadar güzel okudun Kur'an-ı Kerim'i. Ya sen ne güzel ders çalışıyorsun. Tamam hadi otur oğlum. Ne oldu? Etkilendi bir anda. Aynısını biz ailemize yapsak. Çok teşekkür ederim hanımım. Oğlum sana sağ ol oğlum ya. Aferin oğlum sana. Kızım sen bir tanesin ya. İyi ki seni Allah bana verdi kızım ya. Oğlum adamsın sen be. Adamsın. Ya illa mükemmel şeyler yapmasını bekleme. Normal şeyler hayatını yaşasa da aynısını yap. Sana evladın aynısını yapsa ne kadar hoşuna gidiyor değil mi? Babacığım dese. Babacığım sen en iyi babasın. Dünyadaki tek baba sensin dese hoşuna gidiyor. Aynı kızın sana öyle bir şey demediği zaman bitti. Sen de aynısını yap evlatlarına. Teşekkür seviyesini yükselt yükselt. Bir anda teşekkür etmedin mi çok büyük eksiklik hissedecek etrafındaki insanlar. Ama yok. Öyle yapmış o. Ne yaparsa yapsın bana ne. Ya bana ne yaptıysan getir. Getir ben de zaten bundan sonra akşam Nineve gelirken yemeğimi yiyip geleceğim. Ne oldu? Ne kazandın sen? O da aynısını sana yapacak. Öbürü de aynısını sana yapacak. Ama teşekkür et. Oğlum ya. Hayranım sana ya. Senin gibi delikanlı olmak isterdim ya. Ben ne şanslı bir adamım ki Allah senin gibi bir evlat verdi bana. Kızım ya. Şu dünyada ya yaşam kaynağımsın sen benim ya. Hanımım ya seni gördüm mü gözüm nurlanıyor hanımım ya. Seni gördüm mü bütün yorgunluğumu unutuyorum hanımım ya. Dedin mi hiç hanımına? Ve bunu alıştırdın mı hanımını? Alıştır buna. Bu şekilde hayatını yaşa. Sürekli teşekkür üzerine bir yaşam kur. Ve eve girdin hanımın Allah'ın razı olmadığı bir şey yapmış. Senin hoşuna gitmeyen bir şey yapmış demiyorum. Hoşuna gitsin ne olacak? İlla her istediğin şey. İstediğin şekilde mi olacak? Allah'ın razı olmadığı bir şey yapmış. Eve girdin, o hanımın senden teşekkür bekliyor. Selamünaleyküm. Dediğin yürüdün, geçtin, oturdun. Keşke bağırsaydın der hanımın. Keşke. Veyahut da aynısını kocan yaptı. Kocacığım ya. Ya şu dünyadaki bütün erkekler bir araya gelse sen olmaz kocacığım ya. Ya sen ne kadar güzel bir insansın ya. Ben ne güzel bir dua almışım ki Allah bana senin gibi bir eş verdi ya. De kocana, eşine, efendine öyle davran. Sürekli öyle davran ve bir alışsın ona. Kapıyı açtığın zaman güler yüzle efendi hoş geldin. Ya ben de seni özlemişim. Ya de bir şey olmaz ya. Özlem ya özlersin de sen. O şekilde karşıla. Ve ondan sonra bir gün Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şey yapmış kocan efendin. Namazını kılmamış. Kapıyı aç. Hoş geldin efendi buyur ya. Bir anda çarpılacak içeri. Ya ne oldu? Ve o teşekkürü tekrar duymak için Allah'ın hoşuna gitmeyen şeyleri yapmaktan sakınacak. Hocam sen bilmiyorsun ki bu zamanda. Bu zamanı sen bilmiyorsun ki. Dersek hep böyle mazeretler uydurursak bu hayat bize böyle sıkıntı olur. Mevla Teala Hazretleri sizlere ve bizlere gerçekten teşekkür dolu, şükür dolu, memnuniyet dolu bir hayat yaşayabilmemizi ikram eylesin. Ailelerimize, evlatlarımıza
Bütün insanlığımıza, bütün Müslümanlara şükreden bir kul olabilmeyi ikram eylesin. Bu dünya hayatında başımıza gelen imtihanlara sabredebilmeyi, bu imtihanlardan çıkabilecek, bu imtihanları kazanabilecek imanı, şükrü yakalayabilmeyi hepimize ikram eylesin. Sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Mevla Teala Hazretleri sizlere dünya ve ahiretteki bütün iyilikleri, güzellikleri ikram eylesin. İyi ki varsınız. Mevla Teala Hazretleri sizlere dünya ve ahiret mükemmelliklerin hepsini yaşatsın. Ailelerinize de yaşatsın. Bütün Müslümanlara ikram eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ederken şükreden bir hafta geçirebilmenizi temenni ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Razzak-ı Kerim olur Mevla, görelim neyler, neylerse güzel eyler.